Gazete İncelemesi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Milli Gazete'yi inceleyeceğiz. Sen bir ön bakış yaptın bu gazeteye. Ne diyorsun gazete hakkında? Bu gazetenin ismi milli değil, dini gazete olması gerekiyor. Çünkü genel olarak dinle alakalı ve sembolü de cami ve Müslümanları simgeleyen ay simgesi var. Evet. Genel olarak dinle alakalı bir gazete olduğunu düşünmekte. Hak geldi, batıl zail oldu diye de bir şey var, sloganı var. Slogan dediğin şey aslında en anlaşılır olması gereken şeydi. Yani herkesin anlayıp bu slogandan hareketle bir şeyler yapması gerekiyordu gazeteyi okumakla alakalı. Ama hiçbir şey anlaşılmadı. Genel oluşum ana sayfada, yani ilk sayfamızda çok harman çorman gelmedi bana, ama tabii şey de değil, yani mükemmel düzenli değil. Daha önce birkaç tane gazetede hatırlarsan böyle çok özenli bir çalışma vardı. Bunda o özenli çalışmayı göremiyoruz. Temel Karamollaoğlu'nu ilk defa görüyoruz şeyde. Yüksek ihtimalle çok büyük bir bilgimiz yok Milli Gazete ile alakalı, ama tahmin ediyorum ki Saadet Partisi'nin bir yayını. Asil Türk ve Eroğlu ailelerinin mutlu günü. Bir evlilik şeyi var. Saadet Partisi üyesi, genel kurul üyesi Celal Asil Türk'ün oğlu Emir, İş Sendikanı Başkanı, evlenmiş birileri. Ve yorumun ne abi bununla alakalı? Bu nedir yani? Niye böyle bir haber var? Ben anlayamadım. Rastgele iki kişi var. Saadet Partisi'nden birinin oğluyla sendika başkanının kızı. Yani hani sendika başkanıyla Saadet Partisi şeyi o evlense neyse diyeceğim de. Bana çocukları yani. Haberlere verilen öncelikler saçma geldi. Tüm Türkiye'ye basılan ve tüm Türkiye'nin ulaştığı bir gazetede. Evet, evet. İlk haber, ki ikinci sayfada başlıyor ilk haberler. İlk haberin bu olması gerçekten saçma geldi. Devam edelim. Belki bu hani ya şu anlık saçma şeydir geldi bana. Yani gazetenin maddi şeyini karşılayan bir sponsor gibi bir şeydir belki. O yüzden yazmışlardır. 600 yıllık Güzelköy Camisi ibadete açılacak. Birilerine teşekkür edilmiş. Kurban Allah'a yakınlaşmak için yakınlaşmak muhtaçla paylaşmaktır. Kitap reklamları var ve birden yeniden şey siyah beyaza döndü. Ekonomi bölümündeyiz şu an. Siyah beyaz olmakla beraber diğer siyah beyaz gazetelerden daha anlaşılır bir siyah beyazlıkta. Nasıl olduysa yani. Çamur farkında bir mısın? Beyaz. Bir çamur bir siyah beyazlık. Belki kağıtla alakalı, belki bilmiyorum yani. Çok küçük Yazı yazıyla türüyle olabilir. Alakalı da olabilir. TİH satılacak. Ekonomi bölümünde dolar ve euro güzel bir şekilde yer ayrılmış. Onun dışında sağlarda ve sollarda ekonomiyle alakalı köşe yazılarımız mevcut. Elektrik tüketimi %11,56 artmış. Öyle bir haber var. Bakanlıktan suç duyurusu açıklanması. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 2 Temmuz akşam saatlerinde sosyal medyada Konya Adana'dan daha sıcak söyleminde bulunan bir kişinin görüntülerinin yayınlanması üzerine olay yeri tespiti yapılması adına söz konusu işletmede incelemelerde bulunuldu. Konya Adana'dan daha sıcak. Bu ne oğlum? Bu bir haber değildir. Olabilir. Konya Adana'yı daha sıcak olabilir Adana'dan. Yani çok bir şey anlayamadım. Türk lirasında ihracat artıyor. Türk lirasıyla ihracatlar arttığını söylemiş. Dünya bölümü geldi şimdi. Gazze'li çocukların %91'i travma yaşamış. Tabii ki yaşar. Gıda krizi varmış. Birçok bölgede de aynı taktik uygulanıyor. Dendiği şey Yahudi gaspının yeni yüzü. Bu gazetede fark ettiysen çok fazla reklam vardı ve bu beni rahatsız etti aslında. Evet, evet. Büyük reklamları var. Kendi reklamları özellikle bir de şey de değil. Başkasının reklamı da değil yani. Evet. Bazı haberler de reklam niteliğinde hatta. Kilisenin tek amacı beyin yıkamak. Yahudi gaspının yeni yüzü. Hristiyanlar beyin yıkıyor. Bilmiyorum gerçi tüm kiliselerin ya özellikle beynini yıkamak acaba? Dünyanın sapık ordusu. Çünkü bazı kiliselerde beyin yıkanıyor. Ya bazı camide de yıkanır oğlum, her yerde bu, ama bunu her yerde yıkanabiliyor tabi. Rastgele şey yapmayalım yani. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Belki de buradaki şeyin içeriği, gazetenin içeriği özellikle her şeyle alakalı dini haberdir. Olabilir mi böyle bir şey? Belki de insanlar dini konularla alakalı herhangi bir haberi bu gazeteden öğreniyorlar. Dini gelişmelerden haberdar olmak için Milli Gazete'yi yazınız. Bir bulmacamız var. Bulmacamız İki çok sayfalık. Dolu bir bulmacamız gayet var. Gayet dolu, evet. Bir sayfa bulmacaya ayrılmış, klasik bulmacalardan ve sağ tarafında da İçe doğru dışa doğru bulmacalar var ve Karadolu Petek bulmacalarımız var. Bulmaca var. Bosna Savaşı'nın 18 isimsiz kurbanı toprağa verildi. Evlat nöbetine katılan baba oğlunu HDP'lilerden istedi. Sıfır araç alırken mağdur olmayın diye bir köşe yazısı var. Köşe yazısı değil bu, haber galiba.
Hiç ilgi çekici haberler yok ya bu arada. Hani böyle durup okuyalım falan Evet gibisinden. evet. Yani normalde biliyorsunuz bu bölüm böyle geç 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 diye bitmezdi ama düşünce bölümü var. Müslüman bir baba evlatlarına nasıl nasihat eder? Asıl bilinmesi gereken gerçekler. Bu bizim kültür bölümümüzü kaplayacak büyük ihtimal. Bak burada kültür sanat diye özel bir bölüm var. Ve sanırım bu kültür bölümünden bir artımızı hak edecek bu milli gazetemiz. Binlerce başvuru yapılmış. Hak İş Kısa Film Yarışması yoğun ilgi görüyor. Hak Kısa film İş'e yarışmaları. pek şeyim yok. Sevmem Hak İş'i. Ben kendim bir işim düştü o yüzden. Kapı tokmakları 5 kuşaktır aynı ailenin elinde şekilleniyor. Kültür bölümünde eski bitmiş işlerden falan bahsediyor. Halılar nasıl yapılıyor diye. Havai fişek fabrikasında anma töreni varmış. Geçen senelerde patlayan bir şey vardı ya, fabrika vardı ya. Onunla alakalı. Yani ben gerçekten burada eminim çok daha büyük haberler vardır günün içinde. Saadet Partisi de aslında Cumhur İttifakı'na dahil bir parti değil yani. Daha aslında şu an için ne kadar sağ görüşlü olsa da muhalefet partisi diyebiliyorum. En son gelişmeler olduysa bilemeyeceğim onu. Ama nedense bazı şeyleri söylemekten de çekinmiş kendi yayın organı gördüğüm kadarıyla bilmiyorum. Belki aralarda ufak detaylar bulabiliriz. Eleştiri yoktu ama. Yani gazetede bir Yoktu, eleştiri yoktu. evet, yoktu. Ve haberler de bu yöne yöneltecek haberler değildi mesela. İşte işsizlikten bir genç intihar etmiş gibi bir haber yoktu yani. Haberler çok daha şeydi yani, Acaba onlara genel bir bir haberdi. yakınlaşma şeyi mi olabilir belki? Belki de, belki de. Yani siyasi olarak çünkü daha yakınlar. Spor Spor bölümü. bölümü var. Spor bölümünde yine sadece futbol var. Ve bitiyor artık gazetemiz. Biz dün alacaktık bu gazeteyi aslında. Şu an 4 Temmuz, pazar günündeyiz. Dün alacaktık. Kardeşim dedi ki pazar eki alamayacağız dedi. Diğerleriyle haksız rekabet olmasın dedi şimdi bu. Ve biz pazar günü almamıza rağmen yine herhangi bir pazar eki de Söz göremedik. konusu olmadı. Temel Karamollaoğlu reklamı var bir tane arkada. Kurbanlık hayvanlar sevkiyatlara başlanmış. Yaz Kur'an kursları çocuk sesleriyle şenlenecekmiş. Haber niteliği... Her yaz şenleniyor zaten. Ne düşünüyorsun abi genel olarak? Bu anlamaya Ya geçmeden önce ben ne fikirlerini haber alayım. okuyabildim, ne bir şey yapabildim. Ya şimdi bizim çok zayıf puan alan gazetelerimiz mevcuttu. Yani bu Olay Akit gazetesi galiba çok zayıf başta almıştı. geliyordu, Olay başta geliyordu. Evet, Olay 3 puan almıştı, Akit 3,5 puan almıştı. Ve takvim onlardan sonra da 4 puanla takvim geliyordu. Ben Milli Gazete'den daha büyük bir performans beklemiştim. Gerçekten Milli Gazete'den daha büyük bir Ama performans az puan almak beklemiştim. da daha güzel bir performans verecek galiba. Al evet. Ekonomi bölümünden başlarsak ekonomiye ne dersin? Hiçbir eleştiri yoktu ekonomide. Dolar euroya bir yer ayrılmıştı. Ekonomi vardı yani sadece ama Vardı bu ama bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? ben hiçbir şekilde etkilenmedim yani. Köşe yazıları vardı. Köşe yazıları vardı. Yoğundu. Başlıkları da hiç ilgi Ama çekmeyici var değildi. olmasıyla meşhurdu. Var olmasıyla meşhurdu. Köşe yazısına bence yarım artı verebilir çünkü yani en azından var olmasıyla meşhurdu. Şimdi köşe yazısından eksi alan mesela Sabah gazetesi, Takvim gazetesi, Olay gazetesi köşe yazılarından Tabii eksi yok değildi almış bir ama hep bir gazeteydi. Yani fikri onlar kadar da değildi yani. empoze etmeye dayalıydı. Ondan bir Yani rahatsız oldum tabii birazcık. diğerlerinde de vardı. Bulmacaya artı veriyorum. Bulmaca sonuna kadar Gündem artık. haberleri, gündem haberi diye bir şey ben rastlamadım maalesef. Yok bugün ne oldu deseler bilmiyorum diyeceğim. Hiçbir haberim yok diyeceğim. Milli Gazete okudum diyeceğim. Sağlık Kadın Çocuk bölümleri yoktu. Ya koronadan da bahsedilmemişti mesela. Korona diye bir şey yok Şimdi mu bu acaba zamana Milli Gazete'ye kadar göre? aşı var oluyordu, bir şey oluyordu. Yine diyorduk ki en azından aşı da olsa yine vardı. Yarım Ama ben artı yani veriyorduk ama. sağlık olarak şey veremeyeceğim. Magazin televizyon diye bir şey Yok. zaten mümkün değildi. Kültür bölümüne artı Vardı verebiliriz. vardı. Kültür bölümü Özel bir vardı. alan ayrılmıştı kültüre. Tarih de vardı bu arada. Eğlence diye bir bölümümüz zaten Asla yoktu, yoktu. asla yoktu. Manşetlerde zayıftı. Sıfırdı. Hiçbir Manşetlerde haber zayıftı. ilgimi çekmedi. Aa, şuna da gözüm çarptı okuyayım demediler. Yani boyutlar da zayıftı. Şu an Ne oldu bu gazeteye böyle abi? 2 puan mı aldı? yerle yeksan oldu gazetemiz ve Milli Gazete Birinci sıraya yerini aldı mı peki? evet kötülükte birinci sırada yerini aldı. Oo. Kötülükte demeyelim. Yani boyutlar da yok. Fena değildi. Hadi ben bir kanaat Boyutlar notu bari boyutlarda yani sayfa düzenlemelerine tekrar bir sıfırdı bakayım. bu arada abi ya. Çok mu kötüydü? Reklamlar çok şeydi. Buna bak, Hmm, açtığın şeye bak. doğru. Yani Doğru. boyutlar en az verilecek Boyutlara şeydi. ekonomiye bari yarım artı vereyim. Ben içime sinmedi çünkü yani. 2,5 puan vermek de bir gazeteye yakıştıramadım 2,5 puanı.
Ekonomi yine var var da en azından. Vardı, tamam. Eksi vermek için el vermedi. Olayla aynı puanı almış İki olduk. buçuk mu aldı? 2,5 üzerinden 3 verdik. Köşe yazılarına, ekonomi haberlerine yarımşar artı verdik. Bulmaca ve kültüre de birer artı verdik. 3 puanla Olay Gazetesi ile aynı puana sahip oldu ama 2,5'tan 3 verdik. Yani olaydan da azdı Milli Gazete. Yani biz çok şaşırdık Milli Gazete'ye. Arkadaşlar Bir bu arada çekimsel verilmesi gerekiyor bence. dava açılmasın sakın. Olan şeyle alakalı konuşuyorsa abi herkes... Yani bu bizim fikrimiz. Asla Tabii, kötü tabii, demiyoruz. Alacak tabii. olan adam alsın. Milli Gazete'yi okumak Evet. isteyen adam okusun. Belki size daha çok yarayacak. Evet, dini haberler mevcuttu mesela. Dini haberler diye bir şeyimiz olsaydı, kategorimiz olsaydı oradan bir puanı kapmıştı ama eksik bulduğumuz yönleri söyledik. Gazete videonun bu bölümü de bitti arkadaşlar. İncelememizi istediğiniz yeni bir gazete varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.